Merhaba arkadaşlar, Geek & Roll kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bomba gibi bir video ile geldim. Bakın, hiç abartmıyorum, hiç clickbait değil. Bu bölüm mükemmel bir bölüm olacak. Umarım, öyle düşünüyorum. Size altın ayak farmlamak için gerekli olan eşyaları farmlamayı göstereceğim arkadaşlar. Bomba gibi bir video ve hemen geçiyorum. Geçmeden önce de şu nerede olduğumu göstereyim. Lurnia Lakeshore'dayız arkadaşlar. Buradan ilk önce Patches'ı bulmamız lazım. Abi Patches burada değildi, mağaradaydı, orada görmüştük falan diyorsanız. Evet, orada görmüştük fakat Patches'dan ben oradan cookbook'u satın almadım. İlk önce cookbook'u almamız lazım ki altın aya yapabilirim. Şu an sadece sizde de Silver Pickled Fowl Food var. Yani bunun gümüşü, yani item discovery'yi arttıran var. Fakat bize fazladan rün veren altın ayak lazım. Şimdi şöyle bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Eğer oyunda şurada Patches'ı kestiğinizde, Murkwater Cave'de Patches'la konuşup anlaştığınızda ondan satın aldıysanız sıkıntı yok. Fakat Godri'yi kestiğinizde ve ardından Lurnia'ya geçiş yaptığınızda Patches oradan buraya geliyor. Burada bir tane taşlık bir yer var. O taşlık yerin orada mangal yapıyor beyefendi. Keyif yapıyor yani. Siz de onun oraya gidip oradan bu cookbook'u satın alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şöyle bakın. Şuraya doğru gideceğiz. 3'e doğru. O arada ben bir kontrol yapayım. Başlatmışım. Çok güzel. Tamam. Her şeyi de söyledim. Hazır gelmişken şu Grace'i açalım arkadaşlar. Zararı olmaz. Bu arada bu video East Lurnia'daki şeylerden sonra geçiyor. Sonradan çekiyorum. East Lurnia mağara kısmını, bölümünü çektikten sonra bunu çekiyorum. Neden bundan önce, o videodan önce bu geliyor? Çünkü o video 1,5 saate yakın olduğu için, 1 saat 10 dakika yakın olduğu için onu bugün yükleyemeyeceğim. Şu an bunu çekip aynı günde paylaşacağım yani arkadaşlar. Evet, şeye geldik. Biraz ileriye işaretlemişiz. Burası normalde. Sıkıntı değil. Patches burada arkadaşlar. Bakın. Yangını şeyi yakmış. Mangalı yakmış. Bekliyor. Burada zaten Grace'imiz de var. Yanlış işaretlemişiz. Olsun. Sıkıntı yok. Ha şey, map kapalı olduğu için yanlış işaretledim bu arada. Onu da söyleyeyim. Şimdi şuna şey yapalım. Oturalım. Evet. Map kapalı olduğu için yanlış işaretlemiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar Patches'la konuşalım. Biliyoruz senin kim olduğunu. Şerefsin teksin sen. Arkadaşlar Missionaries cookbook'u aldığınızda artık şöyle göstereyim size kanıt olarak. Gold Pickled Fowl Food'u alabiliyorsunuz. Yani o ne arkadaşlar? Şu. Bu da size artı para veren, böyle bosslarda ekstradan para kazandıran bir consumable eşya. Şimdi ilk bunu aldık. İkincisi bunun altındaki eşyaları almakta. Onun için de nereye gideceğiz arkadaşlar? Şu Artist Shack diye bir yer var. Buraya gidiyoruz. Burayı açtırdım ben size, biliyorsunuz burayı. Şimdi altındaki eşyalara bir bakalım arkadaşlar beraber. Burada ne var? Rova Fruit var. Four Toed Fowl Food var ve Gold Firefly var. İkinci kısımdaki bu ayağı bulmak en zoru. Farmlaması da en zor. Fakat sabırlıysanız toplamda böyle bunu farmlayabileceğiniz bir tane çok hızlı bir şekilde bir yer var. Size oraya göstereceğim. Direkt Grace'in yanında 3 tane penguen tarzı bir yaratıklar var. Onları hızlı hızlı hemen Grace'in orada direkt hareket bile etmeden 3'ünü de alıp tekrar Grace'e otur kalk yaparak eşyayı düşürebilirsiniz. Düştüğünde de anlarsınız zaten ama genelde şey de düşüyor, o yüzden karıştırabilirsiniz düştüm düşmedi mi. Neydi ismi? İşte kuş tüyü ya. Şimdi burada inmesi biraz zor. Dikkatlice inelim. Aşağıda ama Grace var. O yüzden sıkıntı değil. Yani buraya sürekli gelmeyeceksin. Buraya arkadaşlar Rova Fruit için geleceğiz. Geldik yani. Şöyle yavaş yavaş, sakin sakin. Hiç şey yapmayın, acele etmeyin. Bakın gördünüz mü? Tek de atlıyorsunuz yani. İkinciye basmayın sakın. Buradan da yürüyerek inebilirsiniz. Jarberg diye bir yere geldik. Şunu alın. Çünkü bir daha buraya hani zor çıkarsınız. Şöyle inelim. Grace'i açalım. Burada arkadaşlar yerde böyle bütün her yeri gezeceğiz.
Gezerken de toplama tuşuna basacağız sürekli. Şöyle bakın. Gördünüz mü? Şu an 3 tane aldık. Şöyle duralım. Burada da birkaç tane olması lazım. 2 tane de buradan aldık. Bu şekil. Buradakileri de alalım. Abi niye burayı seçtin? Çünkü burada burası çok sakin bir yer. Tehlikesi olmayan bir yer arkadaşlar. Buradan böyle toplarsınız. Bakın çok rahat bir şekilde bir sürü topladık. Eşyaları da alın. Eşyalar da iyidir. Toplayın yani. Severiz eşyaları. Bir sürü cracked pot var fark ettiyseniz. Buraya gelmemiz de güzel oldu aslında. Bomba yaptırtabilirim yani size ilerleyen zamanlarda. Güzel de olur. Herkes için. Fazladan bomba olur yani elimizde. Şöyle arkadaşlar. Burayı gezdiniz. Bütün robo fruitleri aldınız. Bayağı bir aldık yani şu an. Bakın kaç tane var bakalım. Şu an mesela bende 176 tane var ama yani bu gezdiğimiz yerlerde ben sürekli eşya topladığım için ondan o kadar fazla var. Zaten bu da oyunun her yerinde bulunuyor ama yani eğer sen işe işte hiç almıyorsanız yer, böyle yerleri gezerken eşya, yerdeki eşyalar toplamıyorsanız buradan bulabilirsiniz arkadaşlar. İlk eşyamız buydu. İkinci olarak gideceğimiz yer biraz uzun, haberiniz olsun. Rotrew Balcony Grace'ine gidiyoruz. Raw fruitleri aldık. Şimdi sırada ayağı toplayabileceğimiz yere gideceğiz. Zaten şeyde bir dakika. Neredeydi ya? Ha şu. Ayağı değil, ayağı en son gidelim. Orası biraz uzun. Şimdi şuna gidelim. Mistfoot Outskirts diye race'imiz var. Ona gidelim. Oradan Gold Firefly'ı toplayacağız. Şunu arkadaşlar. Gold Firefly'ı. Bunları biraz görmesi zor oluyor. Fakat şimdi burayı Nightfall yapalım. Tamam mı? Çünkü o gideceğimiz yer biraz sıkıntılı bir yer arkadaşlar. İki tane büyük ayıdan var. Bu Rune Bear'lar var ya. Rune Bear'lar. Onlardan var. Şöyle ayarlayın. Bakın South. Bir tık böyle şey yaptın. Böyle gittin. Yoksa bu taraf mıydı ya? Bence bu tarafta. Böyle. Şurada ileride bir tane göl var. Gölün üstünde de bakın şurası. Yukarıdaki East'in bir sağ tıkında. Şu şekil. Bakın burada 4 tane daha var. Aldın kaçtın. Tekrar aynı şekilde bu sefer de West'in sağ tıkından devam ediyorsun. Geliyorsun Grace'e oturuyorsun. 9 tane alıyorum buradan. 9-10 olması lazım. O civarda bir şey alıyorsun. Bizde bakın item crafting'de 9 tane, bir tane vardı. 10 olmuş. Yani 9 tane alıyorsun. Sonra bir daha koş gel tekrar otur. Bu şekilde bunu da farmlıyorsun ama en sıkıntısı olan ayak zaten. Ayağı bulması biraz zor. Ayak fetişçiler beğendi. Evet. Buranın yolu biraz uzun ama eminim işinize yarayacak bir yol. O yüzden dikkatli bir şekilde izleyin, beni takip edin. Şimdi hızlıca şuraya bir bakacağım. Burada bir iniş var diye hatırlıyorum. Yoksa etrafı dolaşmayalım boşuna. Şu eşyayı da görmüşken alalım. Ama buralarda biraz dikkatli olun çünkü Reserving Blows. Bu ne yapıyordu arkadaşlar? Rot'u üstünüzden siliyordu. Rot şeyini, zehrini. Evet, buradan gidiş var, güzel. Arkadaşlar buradan gideceğiz. Dümdüz. Buralarda biraz dikkatli olmanız lazım. Çünkü burası ileri bölgelerden biri arkadaşlar. Buralarda tek yiyebilirsiniz. Ölür müyüm ya? Ölmem. Güzel. Bir an korktum. Şunu açalım. Grace'tir, açılır yani arkadaşlar. Bakın orayı karıştırdık. Bunlar savaşmaya başladı. Şimdi şu an galiba night'tayız. Burayı da akşam yapın çünkü orada bir tane okçu var arkadaşlar. Okçu gündüz görüyor, gece görmüyor. Görmediği için de rahat rahat buradan koşabiliyorsunuz kenardan. Siz de öyle yapın çünkü gündüz koşarsanız çok pis hasarı var, haberiniz olsun. Hani çok vuruyor. Kenardan ilerleyeceğiz şimdi arkadaşlar. Bu arada bu Radahn Festival yolu. Hani Radahn'a hızlı geçmek istiyorsanız bu yollardan hızlı hızlı ilerleyip Radahn Kalesi'ne gidebiliyorsunuz. Çok iyi. Sesi biraz kısayım ya. Çok geldi birden.
Bu arada bir şey kontrol etmem lazım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Oyunun sesi bir tık kısık geldi size yüksek ihtimal bu zamana kadar. Şimdi yükselttim. Evet. Şimdi arkadaşlar burası biraz sıkıntılı bir yer. Dikkatli olmamız lazım. Güzel. Bunu indirdik. Aşağı aşağı inmeyeceğiz. Rahat olun. Orayla işimiz yok. Buradaki biz teleport kullanacağız. Teleportla işimiz var. Sakin sakin oynamaya çalışalım şimdi. Warming Stone için buraya yürümeyin bence. Hiç gerek yok. Düşersiniz maazallah. Şimdi. Bir tane de burada var. Asıl sorun şu arkadaş bu arada arkadaşlar. Buraya girdiğiniz zaman oradan çıkacak şimdi. Bakın. Hop. Gördünüz mü? Burada şeyi çağırabilirsiniz bu arada kurtlarınızı. Ha bu bir şey çözümü değil bu arada. Fort Gale'ı sonradan geleceğiz fakat gelmişken bunu da keselim yani ne olacak? Öyle değil mi? Şimdi şunun arkasına doğru geçin. Şu şekilde indirin. Gelmişken bunu da açalım. Gelmişken arkadaşlar. Şimdi buradan yukarı çıkıyoruz ve teleport kullanıyoruz arkadaşlar. Bu Fort Kayle sonradan geleceğiz tabii ki de. Yani çünkü şu an Kaylit'teyiz. Kaylit'in daha gelmedik. Kaylit çok ileride olacak. O yüzden şu an sadece bunu görmüş ya alalım yani. İnsan merak ediyor çünkü. Eminim siz de merak edeceksiniz yani buraya geldiğinizde. Şimdi buradan ışınlanacağız arkadaşlar. Farklı bir yere gideceğiz. Allah Allah. Nasıl yani? Ne demek farklı bir yer? Ya burası çalışmıyor. O zaman hemen şöyle yapalım. Buradan koşalım. Arkadaş arkamızdan bir şey atacaklar bu arada. Haberiniz olsun. Ölebiliriz. Öleceğiz de yüksek ihtimal. Ölmedik. Güzel. Şu Grace'e gitmemiz gerekiyordu sadece. Acı da iyi ya. Ne yaptım be? Buraya kadar da ateş etme be oğlum. Tamam sıkıntı yok. Evet arkadaşlar geldik gelmemiz gereken yere. Şimdi arkadaşlar bakın. Dedim şu üçü tamam mı? Buna otur. Oturdum. Kalktım. Büyün hazır olsun şöyle. Benim gibi yapma. Bak şöyle. Geldim. Bir. Geldim. İki. Geldim. Üç. Bu şekil olmuyor. Daha hızlı yapmam lazım. Daha hızlı yapmak için nasıl yapabiliriz? Ona bir bakmak lazım. Niye böyle oluyor ya? Böyle olmaması lazım. Bakalım ne düşürdü. Bakın düşürdü ayak gördünüz mü? Şimdi bu üçünü hızlı kesmek için nasıl bir şey yapabiliriz? Whip var. Whip ile deneyelim aslında. Whip olabilir. Bir bakalım. Neyle hızlı kesersin? Şu an onu deneyeceğim bu arada tamamen. Sonra bunu kaçırdım. Bakın yine bir tane düştü gördünüz mü? Çok hızlı bir şekilde burada kasabiliyorsunuz. Artık üçünü de aynı anda kesmenin yolunu siz bulun. Çünkü şu an büyücüde biraz zor gibi görünüyor. Fakat hani zaten büyücüler genelde bunu kullanmazlar da. Lan asalar neredeydi? Asanın yerini unuttum. Yani... Hani nasıl yapılır en hızlı? Şununla deneyebiliriz. Fazla attım bu sefer de. Böyle arkadaşlar bu şekilde farmlarsınız. Şimdi o üçünü beraber kesmeyi yüksek ihtimal uzun bir mızrakla falan yapabilirsiniz arkadaşlar. Beraber kesebilirsiniz. Mızrak aldık mı hiç biz oynarken almamışız. Bunun olabilir. Şamşir. Curseword'muş. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi baktığınızda zaten item crafting'e bakın bundan şu an 3 tane yapabiliyoruz. Ve free yani anladın para vermiyorsun. Olayı bu aslında. Para vermeden daha çok para kazanıyorsun. Biraz
Dolandırıcılık öğretelim dedim. Evet arkadaşlar, bu bölüm bu kadardı. Bu şekilde farmlayabilirsiniz. Naçizane tavsiyem, sıkılmayın çünkü bu çok fazla arttırıyor kazandığınız ürünü. Sanırsam %30'du. Bossları kestiğiniz anda hop bunu yaparsın. Kestiğin anda aşağıya koyarsın, bu can koyma yerinin oraya. Potunuz var, onun hemen yanına koyarsın. Boss'u kestin, hop ısır onu. Bir de hemen Gold Scarab'a geçirirsin. Talizmanın ne oldu? Bir sürü ürün geldi abi. Evet, bu bölüm bu kadardı. 15 dakika olmuş yine. Acaba bugün yükleyebilecek miyiz? Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız da güzel olur. 10 numara olur. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.